Haberistan'ı tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Memur aylıklarına ve emekli maaşlarına büyük zam geliyor. Milyonlarca emekli ve memur yeni maaşlarının kaç para olacaklarını merak ediyordu. Son gelen verilere göre, yeni zamlı memur maaşları ve emekli aylıkları kuruşu kurşuna hesaplandı. En düşük memur maaşı 22 bin Türk lirası seviyesine yükselirken bu durumun kademeli olarak bütün memur maaşlarına yansıması bekleniyor peki zamlı hemşire maaşı, polis maaşı, öğretmen maaşı, doktor maaşı, başkomiser maaşı, savcı maaşı ne kadar olacak, emekli ve memur maaşına zam geliyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük memur maaşı 22 bin Türk lirası olacak ve refah payı, müjdesi sonrası bakanlıklarda hummalı bir çalışma başladı. Öte yandan emekliye zam düzenlemesi için kademeli artış beklenirken, Merkez Bankası'nın yeni beklenti anketi, zamlarda doğrudan belirleyici olacak 6 aylık enflasyon rakamlarına ışık tuttu sabahtan Mete Dirice'nin haberine göre, asgari ücret, emekli ve memur maaşları enflasyonun üzerinde artışlarla refah payı ile belirlenecek. Enflasyonu baskılayıcı yeni tedbirler alınarak artan alım gücü korunacak asgari ücret üzerinde maaş alanlar için vergi düzenlemesi ile orta sınıfın alım gücünün artırılması hedeflenecek, emekliye zam düzenlemesi geliyor. 6 aylık enflasyon oranına ilaveten refah payı ile yeni maaşlar belirlenecek. Burada daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek. Yüksek maaş alanın kaybı olmayacak, sadece orana göre maaş belirlemek alt grupta maaş alanlarla, üst grupta maaş alanlar arasında giderek açılan bir makasa işaret ediyordu milli gelirin daha homojen olarak tabana yayılması için sosyal devlet anlayışı çerçevesinde bu düzenleme gerçekleştirilecek, sınıflandıracak olursak, 7500, 10000, 10000, 15000, 15000, 20000 ve 20000 üzerine kademeli olarak emekli zammı belirlenecek. Detaylar yeni hükümetin kurulmasından sonra şekillenmeye başlayacak. Burada en düşük emekli maaşının da Temmuz ayında yeniden belirlenmesi de masada bulunuyor. Evli ve iki çocuklu bir memurun en düşük maaşı 22 bin Türk lirası düzeyinde olacak. Kamu işçisine yapılan %45 lik oranı burada tüm memur maaşları için bir referans olacak memurlar ve memur emeklileri maaşları aşağıdaki zamları alacak, toplu sözleşme zammı enflasyon farkı refah payı seyyanen artış. Emekliye ve memura verilecek zam oranının belirlenmesinin ardından meslek meslek tüm maaşlara ince ayar verilecek. 6 aylık enflasyon rakamları mayıs ve haziran ayı verileri sonrası kesinlik kazanacak. 6 aylık enflasyon rakamları sonrası emekli ve memur zammı temmuz ayında refah payı hariç belli olacak. Memur ve memur emeklisi %6 toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi de 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. Bu rakamlar refah payı ve seyyanen artışlar hariç ham zam oranları olacak. Merkez Bankası Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi yayınlandı. Buna göre Mayıs ayı enflasyonunun %2,41, Haziran ayı enflasyonunun ise %2,49 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. 4 aylık enflasyon ise %15,21 olarak kayıtlara geçmişti. Hepsi beraber değerlendirildiğinde Merkez Bankası'nın bu yeni anketine göre 6 aylık enflasyonun %20,92 ve TÜFE endeksinin de 1364,52 olması bekleniyor. Merkez Bankası Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketine göre beklenen 5 aylık enflasyon oranı %17,99 beklenen 6 aylık enflasyon oranı %20,92 refah payı hariç Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli zammı %20,92 refah payı hariç memur ve memur emeklisi zammı %18,68 olarak hesaplanıyor. Kamu işçisi zammı referans alındığında memur. Zamının %45-50 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. TCMB'nin anketi ile beraber değerlendirildiğinde memur zammı %45 olursa, eksam %26,32, %50 olursa zam 31,32 olacak, burada en düşük memur maaşı 22.000 Türk lirası düzeyine çekilecek. Üzerinde maaş grupları içinde temmuz zammı ve refah payı artışı için ince ayar yapılması bekleniyor. Sosyal güvenlik başuzmanı İsa Karakaş TRT haberde değişikliğin tüm memur maaşlarına kademeli olarak yansıyacağını söyledi en düşük aylıktan sonra kademe kademe bütün memurların sınıflarına, görevlerine, unmanlarına göre ayrıca evli, çocuklu olup olmadığına göre oransal bazda yüksek oranda artışların olacağını söyleyebiliriz, diyen uzman isim, memur maaşlarına yapılacak zam oranı doğrudan doğruya memur emeklilerine de yansıyacaktır. Emekli olan memurun en düşük maaşı da yükselecektir, şeklinde değerlendirmede bulundu. Haberistan Haber devam ediyor. Emekli zammı son 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenecek. Ekim ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Enflasyon Ekim ayında enflasyon yıllık bazda %85,51 oranında gerçekleşirken bir önceki aya göre %3,54 arttı. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 4 aylık fark netleşirken emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak sorusu gündeme geldi. İşte 2023 Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emekli Maaş Zammı son dakika gelişmeleri. Merkez Bankası yıl sonu tüketici enflasyonu tahmini %65.2'ye yükseldi. Merkez Bankası enflasyon tahmininin tutması halinde emeklilere %16,05 oranında zam yapılacak, tüketici fiyat endeksi Ekim'de aylık bazda %3,54, yurt içi üretici fiyat endeksi %7,83 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %85,51, yurt içi üretici fiyatlarında %157,69 olarak kaydedildi. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 4 aylık zam oranı netleşti. 4 aylık Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli zamlı oranı %10,84 oldu. Emekli zammı Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri, Ocak ayında Temmuz-Oralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar, Temmuz ayında ise Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor. Haziran ayında yapılan zam sonrasında, Temmuz ayının Haziran ayına göre, Ağustos ayının Temmuz ayına göre ve Eylül ayının Ağustos ayına göre enflasyon farkları toplandığında enflasyondaki %6.91 artış TÜİK tarafından tespit edilmiş oldu, emekli zamında 4 aylık oran belli oldu, emekli maaşlarında %16.05 zam netleşti. Ocak 2023'te böylelikle 6 aylık enflasyon farkının yarısı belli oldu. Kalan 3 ayın bir önceki aylara göre enflasyon farklarının da toplanıp altı 91 e eklenmesiyle 6 aylık enflasyon farkı belli olmuş olacak. Diğer 3 ayın enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte enflasyon farkı ortaya çıkacak. 2022 yılı ilk 6 aylık enflasyon farkına göre memura 41,69 ve emekliye %42,35 oranında zam yapıldı. Gerçekleşecek olan enflasyonun %15 oranında olması durumunda emeklilerin en az %15 zam alacağı tahmin ediliyor. En güncel haberler için haberistanı takip edip bildirimleri açın.